Tekrar merhaba, evakulu.com sitesinde satılan priz üstü on-off yapabileceğimiz ya da kısmalı ışık kontrol edebileceğimiz cihazları size tanıtacağım. Burada 4 farklı ürün var. En baştaki 3500 watt'a kadar elektrik tüketimini de ölçebilen priz üstü cihazımız. İkincisi 2500 watt'a kadar yine elektrik tüketimi ölçebilen, on-off yapabilen ürünümüz. Bu diğer ikisinde de elektrik tüketimi yoktur. Elektrik tüketimi vardır, ölçümünü yapamaz. 3500 watt'a kadar on-off, 500 watt'a kadar kısmalı, dimmer'lı ışık kaynağını kontrol edebilir. Bunun ucunda bir ampul, abajur ya da bir avize de olabilir. Kulağınıza bağlı. Şimdi daha önceden bu on-off yapabilen 2500 watt'a kadar elektrik tüketimini ölçen cihaz sistemde tanımlı. Aynı şekilde kısmalı ışık da tanımlı. Size bir web arayüzünde PC'de ya da Mac'te yapmamız gereken direkt my.zipata.com adresinden girdiğimiz arayüzü göstereceğim. Android'de ya da iOS'ta Zipato'nun kendi application'ları, uygulamaları mevcuttur. Ancak kolaylık olması için cihaz ekleme, işte senaryo yazma gibi işlemleri web arayüzünden yaptığımız için tabletten bu arayüzü size göstereceğim. Yazılarda kaymalar olabilir. Normalde bir PC'den ya da Mac'ten girdiğinizde böyle bir şey olmaz. Java altyapısı kullandığı için site, web sitesi Java altyapısı kullandığı için bu şekilde size göstereceğim. İlk önce cihaz kaldırını seçiyorum. Sıfırlamamız lazım. Bu 3500 watt'a kadar olan priz için işlemi yapacağım. Priz üstü cihaz için işlemi yapacağım. Kaldırma işlemine başlamak ister misiniz? Başlıyorum. Cihaz üzerinde keşif düğmesine basın yazıyor. 45 saniyeden geri saymaya başladı. Gördüğünüz gibi. Bu cihazda zaten başka bir farklı bir buton yok. Tek basabileceğimiz yer burası. Bir kere bastım. Cihaz bulundu. Cihaz kaldırılıyor. Cihaz kaldırıldı yazısını görüyoruz. Burada çarpı işlemine basarak küçük pencereyi kapatıyorum. Şimdi cihazı ekleyeceğim. Dediğim gibi burada ufak tefek yazılarda kaymalar olacaktır sayfada. Çünkü tabletten değil, normal bir web arayüzünden, yani Mac ya da PC'den girmemiz gereken arayüzdür bu. Şimdi burada katıl butonunu tıklıyorum. Bu sefer 60 saniyeden itibaren geri saymaya başlayacak. Mevcutta şu anda açıktı. Kapattık. Tekrar açmamız gerekecek mi? Gerekmedi. Cihaz bulundu. Cihaz ekleniyor. Cihaz bulundu demesine rağmen saniye geri düşmeye devam eder.
Çarpıya basmayın. Bekleyin. Lütfen bekleyin. Yazısını gördük. Cihaz bulunduğu yazısı da gelecektir. Yine çarpıya basmayacağız. Cihaz kaydedildi. Hala konfigürasyona devam etmekte. Ancak bu kapat butonu çıktığında gerçekten bu cihazı tanımlamış olacağız ana kontrolcümüze. Bağlandılar. Şimdi iOS'taki application'dan bu cihazın nerede olduğunu bulalım. Az önce açıktı. En sondaki cihaz on-off switch with meter. Yani 2500 watt'a kadar elektrik tüketimi ölçen bu priz üstü cihazı göstermektedir, temsil etmektedir. Tabletten bunu off konumda açıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğer yeni eklediğimiz cihazı kontrol edelim. Nasıl edeceğiz? Ana menüye geri döndüm. Z'ye basarak. Tekrar ışıklar ve güç butonunu tıklıyorum. En aşağıya indim. Cihazı bir kapatalım. Yeni eklenen cihazımıza bakıyorum. Web arayüzünden de size göstereyim. Önce buradan bakalım. Işıklar ve enerjiye. Burada gördüğünüz gibi aynı isimde cihazımız oldu. On-off switch with meter. Bunu ismini istediğiniz gibi ayarlayabiliriz. Yalnız önce bir kontrol edelim. Bu cihaz çalışıyor mu? Gördüğünüz gibi. Diğer on-off düğmesine de bastığımızda diğer ampulde yakıyorum. Çok parlak olduğu için kapatıyorum. Diğer ikisini de kapattık. iOS versiyonunda da bakalım bu cihaz nerede. Çıkış yapıp tekrar giriş yaptım. Işıklar ve güç. Gördüğünüz gibi ikinci cihazda en aşağıya eklendi. Açıyorum. Tabletten tekrar kapatıyorum. Manuel kullanımda da bu şekilde. Şimdi de kısmalı ışığa bakalım. Priz üstü kısmalı ışık. Bunu derecesini %100'e kadar arttırıp değiştirebiliriz. Şu anda %25'te. %26'da derecesini ayarladık. Biraz daha kısıyorum. Kapattım hatta. %7, %53 gibi
aydınlık derecesini belirleyebiliyordum. %84 yaptım. Direkt kapattık. Gördüğünüz gibi bu cihazların tanıtımı, kullanımı, cihazlara birbirine uyumu gayet normal çalışmaktadır. Bu ampulün ekstra bir özelliği vardır. Kısılabilir, full LED kalır. RGBW full LED kalır. Zipato'nun özel ampulüdür. Benzersizdir. Alternatif yoktur. Bu ampulleri ve bu duyu normal bir elektrikçiden temin edebilirsiniz. On-off yapar bu cihaz. Yalnız şunu belirteyim. Kısmalı ışıkta kullandığım bu ampul dimmerlı LED ampuldür. Yani kısmaya uygun LED ampuldür. Kısmalı ışık tasarruflu ampullerde çalışmaz. Buna dikkat edelim. Diğer cihazların da tanıtımını ilerleyen videolarda hep beraber izleyeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.